halkın beslenme, barınma benzeri ticareti kolaylaştırmak gibi görevleri var. Hem altyapısal olarak hem zemin hazırlamak adına. Şimdi burası mağduriyetin yaşandığı ve tek taraflı adeta bize göre öğrendiklerim kadar birazdan da yani hem müvekkilimiz hem eski belediye başkanımız Murat Bey açıklayacağı üzere tek taraflı adeta bir hukuksuzluk, bir gasp yaşandı. Kısa ve öz olarak geçmişte de biz 10 aylık bir ömrümüz oldu. Bir süreç başlattık. Arkadaşlarımız bugüne getirdiler. Kendi içimizdeki eksiklerimize rağmen, o bizim kendi eksiğimiz fakat halka yaklaşımları başlattığımız geleneğin bugüne devamıdır. Yeraltı, yani daha doğrusu yeraltı esnafının bugün karşı karşıya kaldığı olay tek kelimeyle hukuksuzluktur, gasptır, rantı hizmet etmektir. Biz belediyecilik anlayışımızda şu taahhütte bulunabiliriz geçmiş pratiğimizden dertler çıkararak. Biz sizlerle birlikte, Iğdır halkıyla birlikte özellikle de bu konuda üstümüze ne düşerse yani hem idari yetki anlamında hem bildiğimiz ölçüde hukuk anlamında biz bu oyunu bozacağız. İnşallah. Açık ben ne söylüyorum? Başka ne denebilir ki? Şimdi ben kendi çerçevemi aşmak istemiyorum. Hem hukuk bilgisiyle hem de devam eden davalarınızın avukat itibariyle Murat Başkan bu konuya hukuken daha hakim. Biz şunu da yapacağız yani. Belediyecilik anlayışımız hani diyoruz ya biz halkla birlikte idare edeceğiz. Aynı şekilde burasını da hukuk çerçevesinde danışarak yani bizde yetkicilik yok. Biz her konuda ihtisas konularında arkadaşlarımıza danışarak en iyi nasıl yapabilirizin hep hesabı içinde olacağız. Burası da dahil ben bu kadarını söyleyebilirim. Kısacası elimizden ne gelirse ama idari ama hukuki olarak biz bu oyunu bozmak için size söz veriyoruz. Buyurunuz. Allah razı olsun. Şimdi değerli arkadaşlar aslında hukuksal süreci bütün herkes esnafla beraber birlikte hem istişare ettik defalarca birlikte hangi yolları deneyelim, hangilerini zorlayalım bu noktada çeşitli çabalarımız oldu. Bütün arkadaşlar hukuksuz şahidi. Tabii hem Nuri Başkan'ın da süreci başından beri bilmesi açısından kısaca özetleyelim isterseniz. Biliyorsunuz 2022 Temmuz ayında resmi gazetede yayınlanan bir acele kamulaştırma kararıyla Iğdır'daki yeraltı çarşısı olarak bilinen ve şehrin en merkezi yerinde yer alan esnaf sayısı itibariyle esnaf sayısının baktığı aileler ve bu ailelerin etrafları itibariyle yani binlerce insanı ilgilendiren bir ticari alan bir resmi gazetedeki acele kamulaştırma kararıyla el koydu. Mülkiyet hakkına el koydu. Şimdi bununla ilgili tabii ki yasal süreçler başlatıldı. Kıymet takdiri yapıldı. Bu kıymet takdiri adeta o kadar komik bir kıymet takdiri yapıldı ki yani size verilen parayla burada herhalde en fazla 3 tane dükkan satır alabiliyordunuz. Bütün esnafa. Yani bütün esnafa takdir edilen kıymet takdiriyle en fazla 3 dükkan satır alabiliyordunuz. Bu sürece karşı yapılan sizin özellikle itirazlarınız aslında sizin itirazınız da ekonomik anlamda değil. Kamulaştırmaya karşı bir itirazınız var. Yani burada biz mülk sahibiyiz. Biz büyük sahibiysek mülk hakkımızın korunmasını istiyoruz. Şimdi elbette ki idare, devlet, kamu bir menfaat uğruna yani kamusal bir menfaat uğruna bir proje için bir şeyler yapabilir. Mülkiyetlere el de koyabilir. Ama şunu hatırlatıyoruz her zaman. Biz bunu mahkemede hakimlere de söyledik. Geçen keşifte de söyledik. 2022 Temmuz ayında acele kamulaştırmayı gerektirecek bir aciliyet oldu ise biz bugün 2024'ün Mart ayındayız değil mi? Evet. Aradan yaklaşık ne kadar zaman geçti? 2 yıl geçti. Peki bu kadar aciliyeti gerektiren bir proje nerede? Yok. Sizin bu projede bilginiz var mı? Yok. Kamunun, halkın bu projeyle ilgili bir bilgisi var mı? Yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Belediyedeki yetkililere söylüyoruz diyoruz ki projeniz ne? Diyorlar ki ne projesi? Proje yok ortada.
Şimdi temel amacımız bu kamulaştırma işleminin iptal edilmesi. Ha eğer burada bir proje yapılacaksa, biz bu konuda Nuri Başkan da zaten hani daha önceki dönemlerde de yine benzer çarşı esnafıyla yapılan şeylerde bu proje ortak bir proje olur. Ve bu proje olma noktasında asıl büyük sahibi olan sizler de bu projenin kararı. Biz bunu mahkemede de bu yönüyle de eğer bir şey yapılacaksa, bir süreç takip edilecekse bu sürece esnaf neden dahil edilmedi? Neden büyük sahipleri dahil edilmedi? Temel sorunumuz, temel problemimiz bu. Ondan sonra ne yapıldı biliyorsunuz, belki hani arkadaşlar şey oldu. Burada bir imar plan düzenlemesi yapıldı. Ne yaptılar? Burası kentin tek meydanı. Iğdır'ın başka hiçbir şehir meydanı yok. Iğdır tek kentin tek meydanı olan yerin çarşı esnafın buranın da dahil edildiği şekliyle biliyorsunuz ticari alanı açıldı. Evet. Ticari alanın anlamı şudur. Biz burada ticaret yapacağız, ticari amaçlı mülkiyeti kullanacağız. Yani kurum olarak, belediye olarak burada ya bir bina yapacağız, işhane yapacağız, burada işte ticari anlamda bir organizasyon yapılacak. Bunu ya işleteceğiz, ya kiraya vereceğiz, ya satacağız. Peki hali hazırda buradaki esnaf zaten burada bu mülk sahibi. Sen bir halkın mülk sahibi, mülküne el koyuyorsun? Kamu amacıyla. Oradaki kamu amacı nedir? Yani esnaf olarak dışarıdaki bir vatandaşa sorduğunuz zaman normal halk olarak. Ya yani bir belediyenin kamu hizmeti ne olabilir dediğiniz zaman ne oluyor? Aklına ne geliyor? Yoldur, parktır, kültürel tesislerdir, aynen, sosyal tesislerdir, yaşam alanlarıdır değil mi? Yani herkesin ortaklaşabileceği yaşam alanlarıdır. Bizim temel itiraz noktamız bu. Burada herkesin ortaklaşabileceği bir yaşam alanı inşasından ziyade birilerinin projesine, birinin değirmenine su taşıma gayesi dışına bir alana gitmiyor. Onun için hukukun, kanunun bize vermiş olduğu aslında çok geniş yetkiler var. Ama bunu kullanabilirsek geniş yetkiler var. Ben gelmeden Nuri Başkan'ı da bu konuda bilgilendirdim hukuksal anlamda. İdarenin şöyle bir yetkisi var arkadaşlar. Kamulaştırma işlemi bitse dahi, mülkiyet belediyenin mülkiyetine geçse dahi, idare yarın öbür gün sizlerle ortaklaşıp, ama kanunda bununla ilgili bir hüküm var. Diyor ki ortaklaşacaksınız diyor. Mülk sahibiyle, yeni mülk sahibiyle eski mülk sahibi. Yani sizin anlayacağınız tarzda söyleyeyim. Kamulaştırma işlemi öncesi mülk sahibi sizsiniz. Kamulaştırma sonrası mülk sahibi belediye. Taraflar bir araya geldiği zaman kamulaştırma kanunu gereği kamulaştırmadan vazgeçebiliyor. Oo, çok güzel. Kamulaştırmadan vazgeçebiliyor. Niye vazgeçebiliyor? Çünkü henüz hayata geçmiş bir proje yok. Henüz ortada bir proje yok. Eğer burada bir proje inşası başlamış olsaydı, bahsedildiği ya da iddia edildiği şekilde bir sosyal yaşam alanı yapılmış olsaydı ya da buna inşa başlamış olsaydı, siz de artık daha tekrardan yeniden geri dönme imkanı belediye de bulamayacaktı. Ama ortada bir proje olmadığı için, ortada acele kamulaştırma işlemini gerektirecek bir husus olmadığı için kamulaştırma kanunu gereği taraflar uzlaşırlarsa kamulaştırmadan vazgeçebilirler. Ha ondan sonrası nedir? Ondan sonrası sizin ve yeni yönetimin bir arada ortak bir projeyle burayı yıkıp yeniden mi yaparsınız? Yoksa mevcut haliyle mi korursunuz? Yoksa daha estetik farklı bir şey mi yaparsınız? O sizin ortaklaşacağınız, belediyeyle beraber ortaya çıkaracağınız bir proje, bir gerçeklik olacaktır. Hukuksal anlamda bunu söyleyeyim.